Efendim merhaba. Birinci videoda söylediğim gibi şimdi ikinci kez karşınızdayım. Bu ekonomiyle ilgili yapılan açıklamalar, Mehmet Şimşek, işte Gaye Erkan Hanım, bunların açıklamaları ne anlama geliyor? Biz buna nasıl bakmalıyız? Hangi çerçeveden bakılmalı? Burada ne tür bir strateji uygulamaya çalışıyorlar? Bir bunu çözmeye uğraşıyorum. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim size. Ekonomi alanında bu kadar çok şey konuşuluyor. Evet, getirttiler Mehmet Şimşek'i, işte Gaye Hanım'ı, bunlara paralarını, bizim duyduğumuz çok net, daha önce de söyledim, paralarını peşin ödediler. Haklılar, zaten orada da olsalar aynı parayı kazanacaktı bu insanlar ama bunlar 5 yıllık paralarını peşin aldılar. Tamam, peki ne bekliyoruz? Beklediğimiz şey şu. Önümüze bizim bir strateji koymaları gerekir. Çünkü neden? Ekonomi alanı, en ciddi alan, her şeyi o etkiliyor. Dış politikadan iç politikaya kadar, sosyal yaşam. Aklımıza ne geliyorsa çok doğal olarak, hele günümüz dünyası da böyle, aslında endüstri devriminden beri baktığınız zaman bu böyle. Peki ortada bir strateji görüyor muyum? Hayır efendim, ben ortada bir strateji görmüyorum. Gördüğüm strateji ne biliyor musunuz? Stratejisizlik. Gördüğüm ne biliyor musunuz? Gerçekten akıl dışı açıklamalar. Bak, akıllıymış gibi görünen akıl dışı açıklamalar. Çareymiş diye karşımıza koydukları çaresizlik. Neden biliyor musunuz? Çünkü bak, bir enflasyon açıklaması yapıyorlar. Diyor ki bizim 2023 ile ilgili, işte orta vadeli planla ilgili beklentilerimiz diyor. Sonra bak ne yapıyor? 2023 enflasyon tahminini açıkladı kardeşim. %65 oldu. Hoppala. 2024 sonu enflasyonu %33'tü. %40.9. Oralarda falan kalacağını da hiç söz konusu değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir gün gelecek. Belki de Gaye Hanım karşımıza çıkacak bir sonraki toplantıya, diyecek sonraki toplantıda, aa diyecek, enflasyonu değiştiriyorum, %70 olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, Fed Başkanı ABD'de bir açıklama yapıyor. Açıklama yaptığında taraflar, herkes pozisyonunu hiç kuşku duymadan, bir endişeye kapılmadan, korkuya kapılmadan belirlemeye başlıyor ve şirketler, neyse ilişkide bulunduğu devletler, herkes stratejisini gözden geçiriyor. Niye? Çünkü Fed Başkanı'na, sözüne güveniliyor. Şimdi bizim Merkez Bankası Başkanımız var. Evet, gerçekten söyleyeyim, yani kadıncağız yırtınıyor. Kabul. Ama arkadaş, açıklamalar yapıyor, güvenmiyoruz. Hiç kimse güvenmiyor. Özel sektör güvenmiyor. Sanayi sektörü güvenmiyor. İkisini birbirinden özellikle ayırarak söyledim. Zaten hani halk inanıyor, güveniyor mu? Halk inanıp güvenmese kardeşim, gidip seçimde devamlı AKP'ye oy verir mi Allah'ın aşkına? Cumhur İttifakı'na oy verir mi? Ha, Millet İttifakı'na verse ne olacak? O soruyu hani sormamış olun. O soruyu sormamış olun. Bütün bu yaptıklarını gördükten sonra neyse, onu kenara koyalım. Bakın, bütün bu açıklamalar yapılıyor. Mehmet Şimşek, Gaye Hanım söylüyor. Arkadaş, işsizlik ne olacak ya? Bunun bir yanıtını bana versenize. Şimdi bak, stratejik bir karar almışlar. Stratejik bir karar ne diyor? Diyor ki sıkı para politikası uygulayacağız. Peki bu bir stratejik karar mı? Stratejik karar. Niye? Hep ne derim? Stratejik karar nedir? Almış olduğunuz bir karar daha sonraki kararlarınızı etkileyecekse bu karar stratejik karardır. Her açıklanan karar stratejik karar değildir. İyi, sıkı para politikası uygulayacaksan anlamı ne bunun? Arkadaş, ben bankalara talimat veriyorum, kredi muslukları kapanacak. Kredi musluklarını kapatırsan nasıl yatırım yapacak özel sektör, özellikle sanayi sektörü nasıl yatırım yapacak? O yatırım yapmazsa nasıl büyüme olacak? O yatırım yapmazsa nasıl istihdam sağlanacak? İstihdam sağlanmazsa işsizlik nasıl engellenecek? Bugünkü işsiz sayılarına bu söylediğiniz politikalar uyguladığınızda üzerine yenilerini ekleyeceksiniz. Efendim, KKM'den bu kadar para çekildi. Hiç umurumda bile değil. KKM'de var olan paranın 1/3'ü ya çekilmiş ya çekilmiş. 1/3'ü de değil. Tövbe billah, lafımı geri aldım. Lafımı geri aldım. Ne? %1'inden falan söz ediyorlar çekilen paranın. Hangi üç? Keşke 1/3 çekilmiş olsa. Tekrar diyorum, lafımı geri aldım diye. Peki bu durumda ne olacak?
Kimse çıkmıyor KKM'den. Ayrıca çıkanlar da paralarını nerede tutuyor? Söyleyeyim ben size, döviz ya da altına çevirip yastık altında tutuyor. Buradan bir kazanç yok. Ha, bir karar verdiler. Piyasadan ki işte para, bir miktar para toplanmak. İşte o da neymiş? Yalan söylemeyeyim, yanlış da söylemeyeyim. 1 trilyon lira mı ne? Peki tamam, doğru karar. Bunu toplayacaksınız ki işte bu enflasyonla falan filan mücadele edebilirsiniz. Ha, ne kadar inandırıcı olacaklar, ne kadar inandırıcı olmayacak, bunu nasıl uygulayacak, nasıl uygulamayacak, onları bilmiyoruz. Sonra bir şöyle bir açıklama var. Efendim 2024'te sorun, tamam, işsizlik çok olacak ama bunlar işsizliği engelleyeceklerini söylüyor. İyi güzel, tekrar söylüyorum. Bu uygulamayı tasarladığınız stratejiyle bunu nasıl yapacaksınız? Biz bunun örneklerini çok, benim kuşağım çok gördü, çok yaşadı bunları. Bu konuşmaların hepsinin palavra olduğunu biz çok gördük. 90'larda neler söyleniyordu? O zaman da bunlar anlatılıyordu. 2026'da efendim enflasyon %8,5 olacakmış, pardon. Nasıl yapacaksın bunu ya? 2025'te %15 olacaktık. İnanılır mı? İnanılmaz. İnanılmaz. Ortaya saçılan, tekrar söylüyorum, banknotları toplanma kararı aldılar. Güzel, tamam, bunu umarım ki yapabilecekler. Umarım ki. Ama bütün bu açıklamalar, işte 1 trilyon piyasadan toplayacağız falan, bunun adına ekonomiyi soğutma deniyor. Arkadaşlar bak, bu tür açıklamalar nedir biliyor musunuz? Toplum mühendisliği. Yani şöyle bir şey yapmaya çalışıyor Gaye Hanım. Ben ağzımdan bir takım laflar çıkıyor. Ben bir cümleler kuruyorum. Kurmuş olduğum efendim bu cümlelerle peki ne yapacağım? Heh, burada bir algı operasyonu yapacağım. Gaye Hanım tutmaz. Tutmaz. Ha, diyeceksiniz ki bunları söylüyor ama tutuyor. Bak seçimlerin sonucuna bak. Arkadaş, o seçimlerin sonucuna o başka bir şey anlatıyor. Peki bütün bunları yapabilmeniz için her şeyden önce Gaye Hanım'a sesleniyorum, Mehmet Bey'e sesleniyorum. Arkadaş, devlette tasarruf şart değil mi? Sizin bunları yapmanız için her şeyden önce devlette tasarrufa gideceksiniz. Ama siz ne diyorsunuz? İtibardan tasarruf olmaz. Peki kimden istiyorsun bunu kardeşim sen? Tasarrufu kimden istiyorsun? Ben sana söyleyeyim. İşte Milan, çok yaşa, aynı cümleyi söyleyecektim şimdi Yaşınay. Milan'ın annesi Yaşınay'dan istiyorsunuz. Nasıl yapacak bu kızcağız? Böyle tasarruf zaten yapıyor. Duvarlara yazı yazmış, eve koymuş. Elektriği söndürün, işte suyu az kullanın. İşte önce ellerinizi işte yaptıktan sonra suyu ondan sonra açın. Hemen ondan sonra kapatın. Duvarlara ne diyorsun? O küçük yazdığın kağıtların adı neydi Yaşınay? Dur söylesene. Post-it. Yaşa. Post-itlere yapıştırıp kızcağız koymak zorunda kalmış eve bunları. Arkadaşlar, lafla sözle öyle piyasa falan oluştur. Piyasada kimseyi inandıramazsınız. Öyle piyasa oluşturulamaz. Ha, bir siyasal körlük içinde olan, siyasal iktidarı sonsuza kadar desteklemek kararında olanlar falan filan, onları inandırırsın. Gerisini inandıramazsınız. Mahfiye İlmez'i ben çok değerli bulurum. Çok kıymetli bulurum. O bir şey söyledi. İşte takip ediyorum çünkü. Sonuçta ben bu ekonomistleri, Şeref Oğuz'du, Mahfi Eğilmez'di gibi başkaları da var. Sözlerine ben bunların çok inanırım. Sıkı takip etmeye çalışırım ki hani bunu öğrenmeye uğraşırım ki nasıl bir strateji uygulanıyor, ülkemin geleceğinde ne olacak? Yani bir yıl sonra, üç yıl, beş yıl sonra ne olacak falan filan. Bak Tayyip Bey 2023'te dünyanın ta kaç yıl önce, 2008'lerde falan ne diyordu? 2023'te dünyanın 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Şimdi ne dedi? 2053'te dünyanın 10 ekonomisi arasında. Haydi 30 yıl geriye attı. Pardon beyefendi, ne söylemiştiniz? Zat-ı aliniz. Şimdi neyle karşılaşıyoruz? Neyse. O nedenle. Ama şimdi bunlara. Şimdi Mahfi Eğilmez'in söylediği bir şey var. Dedi ki 400 milyar dolar kayıt dışına gitti. 400 milyar dolar kayıt dışına gidiyor. Çok güzel. Peki bu durumda ne yapacaksın? Nasıl vergi toplayacaksınız siz? Vergi toplayamazsanız nasıl yatırım yapacaksınız? Ha, vergi topluyorsunuz. Deli dumrul gibi. Aynı doğru. Aynen öyle vergi topluyorsunuz. Onlarla bir yere varamazsınız ki. Benim anladığım kadarıyla yerel seçimden sonra anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getirecekler. Bunlar öyle yüksek vergiler koyacaklar ki, çünkü başka alacak şey yok. Bu sefer ne yapıyorsun? Kardeşim, vergi vereni neye yöneltiyorsun? Vergi kaçırmaya. Çeşitli yollarla vergi kaçırıyorlar. Ben niye vergi vereyim diyor. Tekrar söylüyorum. Ancak bizim gibilerden vergi alırsın. İşte ikinci defa motorlu taşıtlar vergisi,
işte ödettiğiniz gibi falan filan. Şimdi bütün bunların sorumlusu kim diye bir soru soruyorsunuz. Şimdi bütün bunların sorumlusu bu Dilan Engin Polat. İsimlerini doğru mu söyledim Yaşınay? Öyle miydi? Kadın Dilan, adam Engin. Tamam. Bak, düşünebiliyor musun? İsimlerini doğru söyledim. Şimdi arkadaşlar, hepimizin gözünün önünde şimdi bir operasyon yaşıyoruz. Bu, işte soyadı Polat olan bu çift. Ne yapmışlar bunlar? İşte iddianameyi de göreceğiz ama ilk açıklamada işte görüyoruz nasıl bir çeteleşmeye gidilmiş. Burada nasıl, neler yaratılmışlar? Kara para aklamak içinde var, işte bahis çetesi var içinde. Ne bir olmayan hiçbir şey yok açıklamaları. Bak olmayan hiçbir şey yok. Peki. Sizce bu Polat ailesi dediğimiz aile Türkiye'de tek mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? 10 binden fazladır. Belki 100 bindir. Bak 100 bini abarttım da en az 10 bin aile, 10 bin çift var aynen bunların yaptıklarını yapan. Güzel. Şimdi bak, benim artık hem yaşım, hem bu kadar yıllık uzun hocalık deneyimim, hem devletteki işte subaylık dönemindeki deneyimim bana neyi öğretmiştir biliyor musunuz? Bu tür çeteleşmeler varsa bunların içinde siyasetçi var. Bak, mecliste halihazırda milletvekili, hangi dönemse bu, her dönemde bu böyle. Milletvekili var. Geçmişte senatörler olduğu dönemde senatör de vardı. Hatta bir senatör uyuşturucu kaçırırken Fransa'da yakalandı galiba. Adı Kudret Bayhan mıydı? Öyle bir şey olacak ismi. Üstelik de muhafazakar bir partinin senatörü. Öyle bir kimliği vardı. Neyse. Bak sonra içinde emniyet mensupları olur. Sonra içinde jandarma olur. Arkadaş bunların hepsi olmuş olanlar. Hiçbirisi uydurma değil. Bugün şimdi bu Polat çifti üzerinden yürüyeyim. Arkadaş bunları konuşuyorsunuz. İyi güzel de bunların bu eylemleri yapması konusunda bunların önünü açan, işlerini kolaylaştıran siyasetçiler kim? Emniyet mensupları kim? Bak başka olaylarda görüyoruz. Emniyet mensupları sürü sepet açığa alınıyorlar şimdi. Sürü sepet açığa alınıyorlar. Şimdi yeni bir İçişleri Bakanı geldi. Ali Yerlikaya. Son bir, daha yeni haberlerde gördüm. Bir çete. Adı da müthiş ya. Comanchero. Yani Güney Amerika yerlileri ismi mi? Efendim, şey mi? Kuzey Amerika yerlileri ismi mi? Comanchero. Ama başka bir dehşetli bir sonuç var benim için. Şaşkınlığa düştüm. Çünkü 2 yıl yaşadığım, ondan sonra çeşitli şekiller defalarla işte gittiğim ülke Avustralya. Ya Avustralya merkezli çıktı bu çete. Silah kaçakçılığından tut işte bu kara para aklama her şey var. Ve Türkiye'de işte onlarca kişi şu anda gözaltına alınıyor. Onlarca kişi aranıyor. Arkadaş iyi güzel. Bu yeni İçişleri Bakanı'ndan önce bu ülkede bir İçişleri Bakanı vardı. Adı Süleyman Soylu. Kaç yıl kaldı İçişleri Bakanlığı'nda? Bir cümlesi var onun ya. Ben hiç güvenlik konulu makale okumadım. İyi güzel de Erdoğan onu İçişleri Bakanı yaptı. MHP'nin bu altın çocuğuydu, bu pırlanta çocuğu. Devlet Bey toz kondurmuyor buna. Arkadaş iyi güzel de bu Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu kadar çok örgüt bunlar olmuş, palazlanmış, etmiş. Niye o zaman biz bunlara operasyon görmedik de? Şimdi biz operasyon görüyoruz. Ha diyeceksiniz ki, ya Erol Hoca, iyi güzel konuşuyorsun da Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanı yaptığında Cumhur Reisi kimdi? Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Peki Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı yapan kim? Yine Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi önce iki kişi arasındaki farkı söyleyeyim. Ali Yerlikaya, evet valilikten geliyor, devlet memurluğundan geliyor. Kısacası hani yine bir devlet adamı kimliği var. Yani yaptığı yanlışlıklar da var, geçmişte de var. Neyse onları şimdi konuşmayayım da. Süleyman Soylu ise evet, hani nereden geldi diyorsan, işte tırnak içinde sokaktan geldi. Yani devleti mevleti tanıyan bir adam değil. Peki kişisel olarak bu. Ama
Bir de başka bir yanı var. Ha, şimdi o başka bir yanı stratejik bir karar. Niye biliyor musun? Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Türkiye hangi listede? Gri listede. Geçen derste şeyleri söyledim. Derslerden çıktı. Geçen programda işte hani saydım ya, hukuk alanında neredeyiz, demokrasi alanında neredeyiz, insan hakları konusunda neredeyiz, gri liste, ha, kara para aklama falan, bu gri liste meselesi var ya. Şimdi Bakan Şimşek, kendisini söylüyorum. Türkiye'nin gri listeden çıkması için tek bir hususun kaldığını işaret ederek, biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Türkiye'nin gri listeden çıkması için öngörülen bir tek husus kaldı. O da kripto varlıklarıyla ilgili yasal düzenleme. Hayır efendim, bir tek bu kalmadı beyefendi. Onu da TBMM'nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı değerlendirmesinde bulundu. Olmaz olur mu? Kalmadı. Nasıl kalmadı? Bu pisliklerin içinde olan politikacılar, siyasetçileri açıklamadığın sürece, bunları açığa çıkarmadığın sürece çıkamayız buradan. Devam ediyorum. Öte yandan şöyle devam ediyor Şimşek. Hiçbir demokrasi teröre desteği desteklemez. Türkiye terörle mücadelede kararlıdır. Bu konuda gerekeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Bu cümlesi için bir şey söylemiyorum. Bir tek şey söyleyeceğim. Mehmet Bey, gerçekten bilmediğiniz konularda konuşmayın. Rica edeceğim sizden. Bak, siz ekonomi alanında kıymetli bir adamsanız siz orada kalın. Siz orada kalın. Şimdi devam edelim. Bu son yapılan operasyonları ben doğrudan doğruya bu konuşmanın birinci kısmındaki Türkiye'nin gri listeden çıkma konusundaki istekliliğine bağlıyorum. Yani dünyaya şimdi şu mesajı veriyor Türkiye. Diyor ki, işte hani bu Türkiye'yi gri listeye sokan kurum var ya, söylemiş olduğu kurum. Ha, onlara diyor ki, bakın ben görüyorsunuz yeni bir İçişleri Bakanı getirdim. Bu adam valilikten geldi. Bu adam efendim işte bütün bu işleri bilen bir adam. Bak, bunu getirdim, işin başına oturttum. Güzel. Güvenlik nedir, ne değildir, bütün bunları da çok iyi bilir. Geldiği günden beri bu çetelerle, bu yasa dışı bu adamlarla, bu organizasyonlarla bak devamlı bir mücadele ediyor. Benim bu yeni İçişleri Bakanım her gün bir çeteyi ortaya çıkarıyor. Bunlar uluslararası, şimdi bak Avustralya merkezli dedik. Ondan önce işte Sırbistan diyoruz. Ondan önce ne bileyim, hani başka bir ülkeler saymayayım artık isimlerini. Bütün bunları da söylüyoruz. Bak, bunları da açığa çıkarıyoruz. Biz gri listeden çıkmak istiyoruz. Bizim bu operasyonlarımızı değerlendirin. Ama karşı taraf, yani Türkiye'yi gri listede şu anda tutma konusunda kararlı olan bu uluslararası organizasyonda şunu söylüyor. Bir dakika diyor. Biz henüz size daha güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Çünkü diyor, bunun içinde siyasetçiler var. Eğer o siyasetçiler olmamış olsa bu adamlar meydanda fink atamazlar. İki başka bir şey söylüyoruz Türkiye olarak size. Bu adamlar Türkiye'ye nereden nasıl girdi? Nereden nasıl girdi? Hadi girdiler. Bunlar bu kadar çok eylemleri, operasyonları yaparken, bu örgütleri kurarken, bu çeteleri oluştururken, efendim sizin istihbarat ağınızın mensupları, o ağlar her neyse onu ben bilmem. Büyüklerimiz bilir çünkü onları sevgili arkadaşlar. Bunlar oluşturulurken neredeydi bunlar? Size hiç rapor vermediler mi? Peki bu raporları verdilerse, ki %100 vermişlerdir söyleyeyim. Hani MİT'i, emniyeti, işte jandarma, istihbarat, hiç kuşkusu bunların içinde de çürük elmalar var tabii ki. Bütün dünyada olduğu gibi. İnsanın olduğu her yerde bunlar vardır kardeşim. Çünkü herkesin bir fiyatı var. Herkesin bir fiyatı var. Bunlar bulunur, bu insanlar bulunur. Ama Allah'tan bunların sayısı çok değil. Bak, Allah'tan bunların sayısı çok değil. Mesela ben kendi sorgularımda, işte yargılanmalarımda falan da görürüm. Gerçekten arkadaşlar, bu devletin polisi, bu devletin savcısı, bu devletin yargıcı var ve bunların sayıları çok. Tekrar söylüyorum, binlerce teşekkür. Bak, bu insanlara binlerce teşekkür. Ama aralarında çürük bunların elmalar var, tamam var. Siyasal iktidara bir şekilde boyun eğen, biat edenler var. Böyle yaparsam milletvekili olurum diyenler var. Ama onların sayıları az. Bunlar, bu işler gelip geçicidir. Her zaman da var bunlar.
Osmanlı'dan beri var. Yeni bir şey değil tarihimizde. Tamam. Ama bunlar ortaya çıkarılmadığı sürece bak karşı taraf yani bu uluslararası organizasyon inanıp güvenmeyecek. Çünkü diyor ki bu organizasyon arkadaş diyor. Türkiye'de bakanlar yok diyor. İcraatçı sekreterya var. Bütün her şey diyor bir tek kişiye bakıyor. Cumhur Reisi Erdoğan'a bakıyor. Erdoğan emir talimat verdi. Ali Yerlikaya'ya dedi ki şimdi yürü. Çünkü kredi gelmiyor, dünyadan para gelmiyor. Dünyadan para gelmezse, kredi gelmezse hiçbir şey yapamazsınız. Yatırımcının gelmesi gerekir. Paradan para kazananların değil. Mehmet Şimşek diyor ki ben işte Suudi Arabistan'a işte gittim. Hani bu Arap ülkelerine ben bunlardan para istemek için gitmedim de toplantıya gittim de. Ya arkadaş öyle değil işte. Ya. Öyle değil işte. Öyle değil. Bu adamlar 50 milyar dolar verecek falan demişlerdi. O zaman koca manşetler attı bu yandaşlar. Başka bir şeye daha dünya inanmıyor. Bunun gri listeyle ilgisi yok. Bu vergi meselesiyle ilgili olarak. Türkiye'de arkadaş niçin vergi kaçırılıyor? Ben size söyleyeyim. Kaçırılan. Vergiler zaten çok ağır. Akıl dışı bak akıl dışı. Ama vergi veren de diyor ki arkadaş bir dakika ya ben vergiyi veriyorum. Ne yapıyor bunlar? Saraya otomobil alıyor. Sarayın şeylerin altındaki otomobil sayısı vallahi bilmiyorum. En son takip ettiğimde işte çok dünyanın en lüks araçlarından 21 tane vardı. Uçaklar alıyor. 8'de uçak. Bilmiyorum şimdi kaç tane yaptılar. Biz bunları veriyoruz. Bunlar ne yapıyor? Bu vergiyi, ödediğimiz vergiyi halk için harcamıyor. Yandaşa, candaşa tutup bunları onlara veriyor. Yakınlarına, müteahhitlere bilmem nelere yağdırıyor. Bir de üstelik şimdi bir açıklama yaptılar. Öyle bitiriyorum Yaşar. Bir açıklama yaptılar şimdi. Takip ettin mi bilmiyorum. Ya, takip edememişsin. Dediler ki şimdi büyük özelleştirme yapacağız. Ne yapacaklarmış arkadaşlar? HES'ler, bazı limanlar, otoyollar, köprüler, bazı arsa ve araziler. Pardon ya. Şimdi düşün ya arkadaş siz geçmişte şeker fabrikalarından tutun Sekaya Eti, Sümerbank, aklımıza ne gelirse elektrik şirketleri, doğalgaz, Allah'ın kulları her şeyi özelleştirdiniz. Sonuç ne oldu? Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Ya şu çaykura tutuluyorum ya. Arkadaş dünyada sanıyorum ki dünyada en çok çay Türkiye'de içiliyor. Ve biz üretiyoruz. Yani İngiltere'den, Çin'den falan fazla. Ya birisi bana söylesin ya bu çaykur nasıl olur zarar eder ya? Bir de arkadaş niye bu kadar pahalı? Niye bu kadar pahalı? Bak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e örnek alın ve ondan utanın. İşte son bir kitabım yayınlayan o ekonomiyle ilgili kararlar konusunda araştırma yapmıştım. İşte 10 Kasım'la ilgili konuşmamda yine söyleyeceğim. Sümerbank'la ilgili yasa çıktığında orada ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bu işte Sümerbank kurulup edip faaliyete geçecek işte o yararlarını saydıktan sonra diyor ki uygun koşullarda bu diyor özelleştirilsin. Kime ama verilsin? Önce diyor çalışanlarına. Dikkat! Önce çalışanlarına. Sonra işte halka açılsın. Özelleştirmeye karşı değiller. Ama neye karşılar biliyor musunuz? Halkın malının peşkeş çekilmesine, ucuza satılmasına ama o paraların da halka dönmeyip yeniden yandaşlara, siyasal iktidar sahiplerinin cebine girmesine karşı. Bak Cumhuriyet'in başında ne düşünülmüş? 100 yıl sonra biz gelip neyi konuşuyoruz? Biz gelip neyi konuşuyoruz? Hoşça kalın demek içimden geliyor ama vallahi kusura bakmayın demeyeceğim.